Saat gece yarısı 02:58. Hilal'in oturduğu apartmanın hemen önündeyiz. Olup bitenden habersiz güzel sunucumuz uyudu mu acaba? Bakalım bizi karşısında görünce ne yapacak? İçeriden sesler geliyor. Güzel, hala uyumamış. Alp abi, hayırdır? İyi geceler Hilal'cim. Yine çat kapı gelip sana sürpriz yapmak istedik. Saat kaç? Şey Hilal'cim, biz saat kullanmıyoruz. Alp abi, saat kaç biliyor musun? Saatin kaç olduğunun önemi yok Hilal'cim. Seni yine çok önemli bir görev bekliyor. Bir an önce hazırlanmalısın. İstersen yiyeyim, ben biraz uyuyayım. Durum. Uyumak mı? Hilal'cim, ne uyumasından bahsediyorsun? Hemen hazırlanmalısın. Bugün mesaimiz çok ama çok erken başlıyor. Ay Talip abi, halime baksana. Yataktan kalktım ben şimdi. Halinde ne var Hilal'cim? Birazcık uykulu olsan da gayet güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hem hazırlanırken enerji de toplar, hemen kendine gelirsin. Bir 5 dakika daha versiniz. Hilal'cim, inan 5 dakikalık zaman kaybı lüksümüz bile yok. Bir an önce çıkıp mesaiye başlamalıyız. Sonra arkamızdan Hilal elinin hamuruyla bu işlere karıştı da beceremedi dedirtmeyelim. Talip abi, peki. Hemen mi? Hemen. Sabahın 3'ünde uyanan Hilal'i bugün hangi işler bekliyor? Talip abi, saat kaç biliyor musun? Beşiktaş sokaklarından çöp toplayan Hilal Cebeci'nin zor anları. Efendim? Çok kötü bir koku var gerçekten. Aşırı kötü kokuyor. Ay midem. Biraz özür dilerim. Suni teneffüs. Kötü kokudan rahatsız olan güzel sunucumuz ağır çöp torbalarını atabilecek mi? Ay. Ali Bey, özür dilerim. Ne yaptınız ya? Ali Bey kızdı bana gene. Perişan mı gözüküyorum ben? Bak bunu var ya, başarabilen var mıydı tarihte? Çöpleri atmakta zorlanan Hilal, torbaların içinde neler buldu? Gayet bir domates bu. Ay kusacağım zaten şimdi. Bu mahallede oturanlar biraz pasaklı. Tansiyonun düştü yeminle. Araç yıkama işine başlayan Hilal, Ali Bey'i yıkamaya kalkarsa... Bak! Ay ıslattın mı? Ne yapıyorsunuz Hilal Hanım? Komple beni yıkadınız, arabayı yıkayacaksınız. Ali Bey, eline fırça alan güzel sunucumuza boya yapmayı öğretebilecek mi? Şu yaptığınız boyayı beğeniyor musunuz? Ay çok kötü koktu, çok, değil mi? Çok. Yerlere mi geldi? Çok kötü kokuyor bu. Ay. Temizlik görevlilerinin bile yapmakta zorlandığı, Hilal'i korkutan o zor iş acaba ne? Sana belediye baksın lafı doğruymuş yani. Birazdan elinin hamurunda. İş olunca güzel sunucumuz gayet profesyonel. Bakın hemen hazırlanıp kapı önüne indi bile. Talip abi, hazırım. Hazırım ve çok da heyecanlıyım. Ne yapacağımı bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. Güzel bir şey yapacağız herhalde ve çok enerjiyim. Bu saatte nasıl olduysa artık. Sen her zaman çok enerjiksin Hilal'cim. Tüm Türkiye seni böyle tanıyor. Ama saat kaç? Saat 3 mü 4 mü, öyle bir şey. Ama enerjiyim, iyiyim. Yani her şeye hazırım. Çok enerji doluyum. Bakalım. O zaman daha fazla zaman kaybetmeden yola çıkalım. Hadi bakalım. Bu arada Hilal'i kapı önünde bir sürpriz daha bekliyor. Araba nerede? Maalesef özel aracımız yok Hilal'cim. Nasıl yani? Servis durağına kadar yürümemiz gerek. Nereye yürüyeceğiz? Bugünkü mesai arkadaşlarımız işe servisle gidiyor. O yüzden biz de aynı servise binmeliyiz. Talip abi, hiç araba yok mu? Üzgünüz Hilal'cim, araba yok. Hay Allah ya. Saat 03:15 ve hava çok soğuk, farkındayız. Ama herkes gibi biz de bugün servise binmeliyiz. Ya yürüyerek gideceğiz servise. Epey de üşüdün herhalde. Ay Talip abi, çok ayaz biliyor musun Talip abi?
Yani bir sabah ayazı diye bir şey var yani. Bu arada birazcık fazla yürümemiz gerekecek. Keşke çanta falan almasaydım ben. Beni bir uyarsaydınız yani böyle. Saat sabahın 3'ü ama servisi kaçırmamak için bir an önce servis durağına yürümemiz gerek. Yani yürüyelim. Ne kadar yürüyeceğiz tahmini? Yani çok fazla değil. Yani çok fazla değil derken? Servis sadece merkezi duraklarda duruyor. O yüzden birazcık yürümemiz gerekecek. Umarız üşümezsin. Ay Talip abi, kar montu falan mı giyseydim acaba? Bugün yapacağı işlerden bir haber olan güzel sunucumuz sabahın soğuk karanlığında yürümeye başladı. Bakalım bugün yapacağı işi öğrendiğinde ne tepki verecek? Güzel sunucumuz gibi güne erken başlayanlar var. Henüz biz servise bile binmedik ama onlar çalışmaya çoktan başlamış. Kolay gelsin. Nasılsınız? Bu saatte nasıl, zor mu? Her işin bir zorluğu var. Evet ama çok erken değil mi? Müezzinlerden bile önce kalktık ben. Yani ben öyle kalktım. Kaçta kalktınız siz? Biz her zaman gece çalışıyoruz. 9:05 bizim işimiz. 9'da başlıyoruz. 5'te bırakıyoruz biz. Hilal'cim bak, görüyor musun? Güne senden önce başlayanlar da var. Oturup kalkıp halimize şükretmeliyiz. Evet, İstanbul gece yaşayan bir şehir. Ama gece yaşayıp da yani çok da güzel yaşamıyorsunuz. Hoş geldin. Merhaba, nasılsınız? Nasılsınız? İyi gidiyor işte. Hoş geldin. Soğuktan üşüyen güzel sunucumuzun dikkatini ilk üniformalar çekti. Bunlar ısıtıyor mu? Tabii, sıcak tutuyorlar. Sıcak tutuyor mu? Sıcak tutuyor. Eldiven de var. Var da kullanmıyoruz. Yani alışmamışız. Eldivenlerimiz var, veriyorlar. Ha, onlar da ısı geçirmiyor, soğuk geçirmiyor. Yok, değil mi? Fayda görüyoruz da yani ne kadar olsa geçelim. Evet, evet. Hilal'cim fark ettin mi, bu süpürgeler bizim kullandıklarımızdan çok farklı. Evet. Ama bu süpürgeler biraz tuhaf yani. Böyle özelliği mi bu? Tabii. Ha, bu daha mı iyi süpürüyor? Bu süpürgeyi evde kullansak nasıl olur acaba? Evde kullansak daha mı yani güzel süpürge? Yavrular satıyor galiba, tam bilmiyorum, yalan söylüyorum. Ev için var yani, öyle mi? Bilmiyorum o kadarını, bilmediğim için. Cadı süpürgesi. Vardı televizyonda. Evet, o da çok iyi. İlahi Hilal'cim yine muzipliğin üstünde. Yani şöyle bir şey var ama, güzel süpürüyor gibi ama değil gibi ya. Yok güzel süpürüyor galiba. Hilal'cim sohbet çok güzel ama bir an önce de servise binmemiz gerek. Hemen durağa geçelim istersen. Biz gidiyoruz. Ben çalışacağım da bugün. Çok teşekkürler amca. Çok sağ olun. Hilal'cim senin performansını biliyoruz. Elinin hamuruyla birçok işin üstesinden çok rahat geldin. Ama işlerin en zoru bu olmalı. Ya zor, gerçekten zor yani. Mesela sıcacık yataktan çıkıp, bilmiyorum yani, yataktan çık sıcacık, soğukta çık baksana. Hava soğuk. Hilal'cim durağımız burası. Allah'tan servis henüz gelmemiş. Talip abi. Bekliyoruz. Ne beklediğimizi, servis bekliyoruz galiba. Mesai arkadaşların birazdan gelecek. Görev yerimize hep beraber servislerle gidiyoruz. Ay hadi inşallah. Ne iş yapacağımızı biliyor musun? Ya işte onu çok aşırı derecede merak ediyorum. Çünkü gerçekten hava çok soğuk. Artık kaç derece bilmiyorum. İnşallah yani kolay bir iştir. Sabahın 4'ünde ayakta olan hangi meslekler var? Sabahın kör saatinde taksiciler var, müezzinler var, temizlik işçileri var, temizlik görevlileri var. Bu kadar şeyler, fırınlar erken kalkar, fırıncılar. Dal kalkar, kartal sarkar. Hilal'cim anlaşılan sen hala uyanamadın. O kadar uykum geldi ki. Fırıncılardan bahsettiğine göre kesin acıktın Hilal'cim. Yo, acıkmadım da yani şöyle sıcak ekmek olsaydı iyiydi. Peki bu işlerden hangisinde çok zorlanırsın? Vallahi en çok beni galiba zorlar. Temizlik işçilerinin, yani temizlik görevlileri zorlayabilir. Çünkü
Bayağı zor. Senin temizlik konusunda çok titiz olduğunu biliyoruz. Aşırı titizim ben yani. Aşırının aşırısı hastalık derecesinde. Yani ben İstanbul'u temizlemeye kalksam ne olur bilmiyorum yani. Servisimiz gelmek üzere. Bakalım ne iş yapacağımızı anlayabilecek misin? Mesai arkadaşlarım gelince anlayacağım herhalde ne yapacağımı. Hilal'cim, bu arada arkadaşlarımız iş elbiseleriyle gelmiyor. Kostümlü gelmiyorlar yani. Kostümsüz. Bilmiyorum, aşırı merak ediyorum yani. Bugünkü işimiz çok kolay, rahat olabilirsin. Ay vallahi çok korkuyorum. Her tarafta temizlik görevlileri var bu saatte vallahi. Kolay gelsin. Bak amcamız almış ya. Çok acayip ya, değil mi? Üzücü biraz da. Biz sana çok güveniyoruz Hilal'cim. Ya ben de kendime güveniyorum da işte bazen güvenmek de olmuyor. Bazı meslekler gerçekten çok zor. Kendine bu kadar güveniyorsun ama bakalım mesai arkadaşların seninle aynı fikirde mi? Heh, işte servisimiz de geldi. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Bugün işte ne yapacağımı ben bilmiyorum şu an için. Onu öğreneceğim. Ne yapacağız bari siz söyleyin. Temizlik yapacağız. Temizlik yapacağız. Beşiktaş'ı temizleyeceğiz. Beşiktaş'ı temizleyeceğiz. Ben de sizlerle çalışacağım. Bakalım beğenecek misiniz beni? Hilal Hanım, arkadaşlarımız mesailerine hep bu saatte mi başlıyor? Her gün mü? Ay inanmıyorum ya. Ben bugün baktım kalktım. Müezzinlerden erken kalkıyorum. Siz de öyle herhalde. Her gün. Zor oluyor. Hilal'cim, beylerin hanımları seninle aynı fikirde mi acaba? Evde temizlik yapıyorlar mıdır, ne dersin? Aa evet. Yok, evde temizlik. Hadi canım. Gerçekten mi? Şey mi? Yani demiyorlar mı ya, sen anlarsın temizlikten, hadi gel sen yap falan diyorlar mı? Söylüyorlar tabii. Yardımcı oluyoruz camlar. Vallahi ne güzel ya. Bayıldım bu işe. Herkes servise bindiğine göre artık yola çıkabiliriz. Güzel sunucumuz bugün mesai arkadaşlarıyla birlikte neredeyse 24 saat yaşayan Beşiktaş ilçemizin temizliğinden sorumlu olacak. Beşiktaş sokaklarından çöp toplayan Hilal Cebeci'nin zor anları. Ay. Efendim, çok kötü bir koku var gerçekten. Aşırı kötü kokuyor. Ay, ay midem. Biraz özür dilerim. Suni teneffüs. Kötü kokudan rahatsız olan güzel sunucumuz ağır çöp torbalarını atabilecek mi? Ay, ay, ay. Ali Bey, özür dilerim. Ne yaptınız ya? Ali Bey kızdı bana gene. Perişan mı gözüküyorum ben? Bak bunu var ya, başarabilen var mıydı tarihte? Çöpleri atmakta zorlanan Hilal, torbaların içinde neler buldu? Gayet şey bir domates bu. Ay kusacağım zaten şimdi. Bu mahallede oturanlar biraz pasaklı. Tansiyonum düştü yeminle. Araç yıkama işine başlayan Hilal, Ali Bey'i yıkamaya kalkarsa... Bak! Ay ıslattın mı? Ne yapıyorsunuz Hilal Hanım? Komple beni yıkadınız, arabayı yıkayacaksınız. Ali Bey, eline fırça alan güzel sunucumuza boya yapmayı öğretebilecek mi? Şu yaptığınız boyayı beğeniyor musunuz? Ay çok kötü koktu çok, değil mi? Çok. Yerlere mi geldi? Çok kötü kokuyor bu. Ay. Temizlik görevlilerinin bile yapmakta zorlandığı, Hilal'i korkutan o zor iş acaba ne? Sana belediye baksın lafı doğruymuş yani. Birazdan elinin hamurunda. Hilal'cim, farkında mısın? Servisin tamamı erkek. Hanımlar bu işi yapmıyor mu dersin? Bayan temizlik görevleri var değil mi? Bayan ancak yolları süpüren bayanlar var. Yolları süpürüyorlar. Çöp toplayan yok şu anda. Ama i̇şte, yarın bir gün olur mu onu da bilemiyorum. Ben işte bunun ilk şeyini açıyorum. İlk açılışını yapıyorum. Benden sonra herhalde olur. Eyvah, bu iş çok zor görünüyor.
Güzel sonucumuz daha başlamadan işi bırakmaz umarım. Bir de şey böyle kamyonun arkasına mı? Kamyonun arkasına sıcaksınız. E peki kaç kilometreyle gidiyor? Yani düşen... 20-30. Bazen bakıyorsunuz konteynerin içindesiniz. Ay inanmıyorum. Talip abi. Şey Hilal'cim sen dikkatlisindir. Hem sıkı sıkı tutunursan neden çöp konteynerine düşesin ki? Ya bayağı zor yani ha. Evet, bayanlar için biraz zor olmuş. Hilal'cim mesai arkadaşlarına bir şey sormak istiyoruz. Acaba kadınlar mı yoksa erkekler mi daha temiz? Vallahi şimdi orada öyle bir kelime söyledin ki şimdi nasıl cevap vereceğiz? Serviste küçük bir oylama yapalım mı? Ne dersiniz? Yapalım valla. Güzel sunucumuz yeni mesai arkadaşlarıyla kadınlar mı erkekler mi diye tartışmaya devam ederken servisimiz Beşiktaş Belediye sınırları içerisinde bulunan temizlik garajına giriş yapıyor. Hilal'cim arkadaşlarımız sıraya giriyor. Sen de gir istersen. Nerede sıra? Güne erken saatlerde başlayan temizlik personeli ilk iş olarak imzalarını atıyor. Bakalım güzel sunucumuzun adı listede var mı? Benim ismimi yazmamışlar. Ne olur ne olmaz. Sen oraya kocaman bir imza at da şanımız yürüsün. İmzamı da attım ama. Herkes evinde mışıl mışıl uyurken ailelerinden ayrılıp bizlere daha yaşanabilir bir şehir bırakma görevi üstlenen temizlik görevlilerimize bugün güzel sunucumuz eşlik edecek. Hilal'cim bugün yapacağımız işimizi öğrendik. Ama sen hala üşüyorsun galiba. Öğrendik vallahi çok üşüyorum. Bayağı bir titriyorum. Bu soğukta ya elimden geleni yapmaya çalışacağım ama koku ve soğuk ve arabanın arkasında gideceğim galiba. Bunlar biraz zor gibi geliyor ama yani... Yapmaya çalışacağım bilmiyorum ama beni zorlayacak gibi. Bu arada mesai arkadaşlarınla da tanıştın. Tanıştım, çok tatlılar. Ya inanılmaz zor şartlarda çalışıyorlar belli. Onlarla beraber bakalım onlar beğenecek mi beni onu merak ediyorum. Nasıl performansımı bulacaklar. Beyler bu kadar çok çalışmalarına rağmen hanımların daha temiz olduğunu düşünüyor. Evet. Aslında yani şu zorluk kısmı olmasa... Tabii ki temizlik biraz daha hanımlara bırakılsa daha iyi sokak temizlikleri. Tabii ki daha temiz olduklarını düşünüyorum. Yani daha bu konuda becerikli. Seni hiç daha önce böyle görmemiştik. Galiba gözün korktu. Korkmaz olur mu? Yani şu an bile mesela çok üşüyorum. Ki hareket halindeki bir arabada daha fazla üşünür. İnşallah o kıyafetler koruyacaktır diye düşünüyorum ama zor bayağı zor. Hilal'cim bu arada birazdan tüm ekip askerde yapılan içtima gibi toplanacak ve görev dağılımı yapılacak. Evet, içtimaya kat. Ne yapıyoruz içtimada acaba? İstersen nasıl yapıldığını kendilerinden öğrenelim, olur mu? Olur. Temizlik üniformalarını giyen personel toplantı yerine geçerken güzel sunucumuz hala günlük kıyafetleriyle. Umarız Hilal'e uygun bir kıyafet bulabiliriz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben de sizle burada. Hoş bulduk. Artık toplanıp kimin nerede çalışacağını belirleme zamanı geldi. Ekip sorumlusu Ramazan Bey, güzel sunucumuzun kimlerle çalışacağını ve hangi bölgeyi temizleyeceğini söyleyecek. Evet, arkadaşlar günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hilal Hanım, bugün bizimle göreve çıkacak. Fakat bu kıyafetli olmaz. Evet. Sağlığı ve güvenliği açısından evet. Kendisine kıyafetlerimizi verelim. Elbisemizi, maskemizi. Tamam. Veremizi verelim. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. O güzel elbiseleri değiştirme zamanı geldi Hilal'cim. Ben bu tarafa ayrılayım, sağ olun. Güzel sunucumuz kıyafetlerini değiştirirken temizlik personeli can kulağıyla şeflerini dinlemeye devam ediyor. Fahrettin Bor. Taştan Çağlayan. Taştan. Kolay gelsin. Beşiktaş sokaklarından çöp toplayan Hilal Cebeci'nin zor anları. Ay. Efendim. Çok kötü bir koku var gerçekten. Aşırı kötü kokuyor. Ay. Ay midem. Biraz özür dilerim.
Şey, suni teneffüs. Hepsi ve daha fazlası birazdan Elinin Hamurunda. Hilal'cim hazır mısın? Hazırım. İş kıyafetiniz üzerinizde nasıl durdu çok merak ediyoruz. Vallahi bilmem, siz karar verin, açayım mı? Eminim siz de bizim kadar çok merak ediyorsunuzdur. Herhalde canım. Hayatımda ilk defa giyiyorum bir de. O zaman 3'ten geri doğru sayıp kapıyı açalım. Tamam. 3, 2, 1. Buyurun lütfen. Güvenlik tedbirlerimiz alınmış ama hala tam göremedik. Biraz heyecanlanın. Şöyle kapıyı ardına kadar açsanız da sizi doya doya izlesek nasıl olur? Tata! Nasıl olmuş? Bu renkler sizi çok açtı Hilal Hanım. Harikasınız. Beşiktaş Belediyesi. Yakıştı mı? Yani yakıştı mı bilmiyorum. Tabii göremediğim için ayna yoktu. Bizi ayna olarak görün. Gerçekten müthişsiniz. Çok güzel. Yani güzel ama gayet güzel yapmışlar. Kim yaptıysa tasarımını, bence çok güzel. Bunlar parlıyor değil mi? Fosforlu. Işıl ışıl oldunuz. Adeta göz alıyorsunuz. Ben çok beğendim. Hilal Hanım, artık ekip arkadaşlarımızla tanışalım isterseniz. Evet, evet, evet. Çok istiyorum. Ekibimiz de hazır. Dört gözle sizi bekliyordu. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Ben de iyiyim. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah. Ben heyecanlıyım. Yani performans sergilemeye çalışacağım ama nasıl olacak? Bir de ben Türkiye'de ilk olarak, yani ilk kadın... bu şekilde konteyner değil mi? Başka yokmuş. Onun için onun heyecanlığı var tabii ki birazcık. Yani bakalım, benden sonra belki de bu işe talep artar değil mi? Biz de yapabiliriz diye. Ali Bey, Hilal Hanım'ın kıyafetini beğendiniz mi? Çok güzel. Nasıl, yakışmış tam mı? Tam üstünüze oturmuş Hilal Hanım. Kulaklıkları nasıl görünüyor? Kulaklığı da güzel olmuş. Yani onu çıkaramıyorum. Bayağı soğuk çünkü. Siz bereyle falan çalışıyorsunuz herhalde değil mi? Sizin hazırladığınız bu kombini görünce belediyemiz tüm personeline pembe kulaklık dağıtabilir. Bütün belediyenin böyle dolaştığını düşünseniz aslında güzel olur yani. Takmaz mısınız böyle bir şey? Kendi beremiz her şekilde. Şunlar beremiz. Cazip gelmez mi? Açısından biraz zorluk çekiyor. Ha evet tabii. Bir de bayanların keşke pembe olsaydı mesela, mor pembe. O güzel olurdu. O zaman buradan modelistlere sesleniyoruz. Lütfen yeni iş elbiseleri kreasyonlarında pembe ve moru kullanın. Pembeyi, moru kullanırsanız çok seviniriz. Çünkü sonuçta hani dışarıda gördüğümüz zaman çok da hoşumuza gider, şirin olur diye düşünüyorum. Bu arada kıyafetlere daldık, mesaiyi unuttuk. Tüm ekip çoktan yola çıktı bile Hilal'cim. Bir an önce biz de çıkalım. Biz çıkalım. Hadi bakalım çıkalım. Evet. Hadi bakalım. Artık yola çıkma zamanı. Güzel sunucumuz mesai arkadaşlarıyla birlikte konteynerleri boşaltmak için yola koyuluyor. Sunucumuz ilk görevi için hazır. Artık Ali Bey ile birlikte araçtan inip konteyner içindeki çöpleri araçlara toplayarak caddenin temizliğini tamamlayacaklar. Hazır mısınız? Hazırım. Buyurun. Hilal'cim, ilk görev yerimize geldik. Evet, geldik. Şimdi zor bölümdeyiz galiba. Konteynerleri alacağız. Konteyneri araca yerleştirdik. Ali Bey'i gözlemleyen güzel sunucumuz işini yaparken acemilik çekmek istemiyor. Hey. Araç arkası ilk yolculuğumuz başladı. Hilal'e bakar mısınız? Kulaklıkları da olmasa bu işin profesyoneli olduğunu düşünmeden edemeyeceğiz. Önemli olan araç arkasında seyahat etmek değil, seyahat ettikten sonra sağlıklı şekilde yere inmek. Sanırım güzel sunucumuz en çok bunda zorlanıyor. Tamam. Peki
Peki içi çöp dolu konteyneri çekmek kolay mı? İyi ki Ali Bey yanımızda. Hilal'cim, Ali Bey çöpleri boşaltma konusunda senden yardım istiyor. Sanırım kaldırma işini sen yapacaksın. Hilal'cim, siz nereye gelin? Oraya mı? Nereye geleyim? Böyle geliyor, böyle geliyor. Böyle geliyor. Böyle İtiyorum. Ay özüm koptu. Aman Hilal'cim, dikkat! Kaldırma işini yapan kollardan tutmak tehlikeli olduğu için Ali Bey güzel sunucumuza hemen müdahale etti. Her işte olduğu gibi bu işin de tehlikeli yanları var. O yüzden Ali Bey'in rehberliği bizim için çok önemli. Tamam. Şimdi indirelim aynı şekilde tersine. Sırada bir sonraki konteyner var. Bu arada seri hareket etmediğimiz için Ali Bey'den bir uyarı daha aldık. Bu esnada biraz seri olmamız lazım. Seri. Araç arkası yolculuğumuz devam ediyor. Güzel sunucumuz bu işi hep iyi öğrendi. Kadınlar da yapabilir bunu ya. Çok zor değilmiş. Bu işi sevdiniz galiba Hilal Hanım. Gayet rahat görünüyorsunuz. Çok rahat, çok. Gel Talip. Gel, gel. Çok. Koku dışında seni zorlayan bir durum yok herhalde. Ya koku çok, yani çok kötü bir koku var gerçekten. Tek sorun sanki koku gibi gözüküyor. Bu kokuya bir isim versek ne dersin? Bu kokuya bir isim versek yani... Konteynerimize yanaştık efendim. Konteynerine geldik, konuşamayacağım, kusura bakmayın. Affedersin Hilal'cim, iş her şeyden önemli tabii ki. Bu işleri yaparken biraz seri olmak. Seri olacağım tabii. Çöpler yarım kaldı. Bir saniye durun. Okey, şimdi indirebilirsin. Hilal'cim, iyi misin? Ay. Ay, iyi, midem. Bir sorun var mı Hilal'cim? Kendini nasıl hissediyorsun? Biraz özür dilerim. Suni teneffüs. Hilal'cim, bu konuyla baş etmesini öğrenmemiz gerek. Şuradan almaya çalışıyorum nefesi. Mantıklı değil mi? Şuradan değil de şuradan. Hiç koku gelmiyor. Ya, geliyor. Siz benim yanımda 2 hafta çalışıyorsunuz. Kokumu görmez ama merak etme. Ben size alıştırırım. Hilal'cim, biz mesaiye çoktan başladık ama sabah ezanı daha yeni okunuyor. Evet ya, biz kaçta çıktık ya? İnanamıyorum Talip abi ya. Aşk olsun ya. Sanki kolay işi zorlaştırıyorsun gibi. Bu şekilde araca tutunmak daha zor değil mi? Çöple koklamak istemiyorum da. Çok kötü kokuyor da. 24 saat yaşayan bu şehrin konteynerleri bitmek bilmiyor. Neyse ki güzel sunucumuz azimli ve ne olursa olsun mücadele etmeye devam ediyor. Bu konteyner epey doluymuş Hilal'cim. Neyse ki zorlanmadan rahat rahat çekebildin. Güzel sunucumuz için her şey kolay da şu çöp kokusu yok mu? Ah, ah! Efendim? Geliyor. Bu şekilde inmez lütfen. Toz? Burada bu şekilde. Hilal, bu işi birkaç gün daha yapsın, konteynerleri çekmenin çok daha kolay bir yolunu kesin bulur. Aa, o da mı var? Hilal'i biraz yormuşa benziyor. Güzel sunucumuz, şikayet etmeden ortadan kaybolalım en iyisi. Çok yoruldum. Talip abi nerede? Aman iyi beni görmedi. Ama hala boşaltılması gereken konteynerler var. Böyle kaç tane var daha? Kaç? Kaç?
Tamam. Şunu mu? Böyle mi? Güzel sunucumuz gayet hızlı hareket etmeye başladı. Ancak görevimiz sadece konteyneri araca boşaltmak olmasa gerek. Ben hemen konteyneri takarken sus. Böyle konteyneri mi? Konteyneri yerine temiz bir şekilde süpürür müsünüz İlhan Hanım? Hilal'cim ev süpürmeye benziyor mu? Benziyor he. Yani var ya Talip abi. Şimdi atağım tutacak birazdan, panik atağım. Böyle mi? Nasıl? Güzel mi oldu? Şu şekilde süpürürseniz, şu şekilde. Bu kez hem konteyneri hem de çevresini güzelce temizledik. Bir sonraki konteynere ulaşmak için tekrar aracın en konforlu bölümüne geçiyoruz. Hilal'cim nasıl, kolay mı?